Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Ağustos Pazar Veli Efendi İstanbul yarışları için karşınızdayım. Bugün tersten söyledim biraz. Sizler de hoş geldiniz. Yani İstanbul Veli Efendi, Veli Efendi İstanbul. Bir de böyle dinleyin bakalım belki hayırlısı olur. Geçen hafta İstanbul'un birinci altısını yakalamıştık. İnşallah bugün hem biri hem ikiyi yakalarız. İnşallah yakalattırırız daha doğrusu sizlere. Ben altıda şu aralar oynayamıyorum. Başımdaki belalar bir türlü gitmiyor, uzaklaşmıyor. Bir sıkıntı bitmeden iki sıkıntı geliyor. Bakalım, Allah büyük diyoruz. Hep Allah'a sığınıyoruz. İnşallah sonumuz hayırlı olur. Yani şu koşuyu bir türlü oynayamıyorum ya, ben onu harcayacağım. Yıllardan beri çektiğim dert yine devam ediyor. Neyse, biz bugünkü yarışlara gelelim. Arkadaşlar, katıl butonuna tıklayarak en azından kanala biraz katkıda bulunursanız sevinirim. Şu kanalı biraz geliştirelim ya. Vallahi bir sürü eksiğim var. Bir program alacağım, alamıyorum. Şansıma bir tane ekran oynatıcı oynatayım dedim. Ya var bir tane yükledim de çözemedim, oynatamadım, yapamadım bir türlü. Bakalım yarın pazar günü inşallah biraz aileyle evde kalacağım. Uğraşacağız bakalım, yapabilirsek yapacağız. Bir tane güzel program buldum, o da şansıma paralı çıktı. Yani küçücük bir program paralı istiyorlar ya, ayıp yani vallahi. Var, ötekisi de var da ekranın neresine kaydedeceğim bilmiyorum. Bir ekran bir tarafa gidiyor, ben bir tarafa gidiyorum. Hani bir türlü çekim yapmadım. Çekim yaptım, ses yok bu sefer. İlk önce ses vardı, görüntü yoktu. Şimdi görüntüyü ayarlayalım dedik, ses yok. Hani ne yapacağız ben de bilmiyorum. Alt yazı mı koyalım, ne yapalım? Neyse, başkaları yapıyor, güzel güzel çıkıyor. Bende olmuyor. Gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Fazla şey yapmayalım. Arkadaşlar kızıyor çünkü boş, çok konuşuyorum diyorlar. Ama arkadaşlar sizi de bir uyarayım ben. Hazır konuşmuşken. Şu boş konuşuyorsun, çok konuşuyorsun yazısını yazarsanız. Abi vallahi ben cevap vermiyorum. Direkt engelliyorum, haberiniz olsun. Yani siz de eğer hoşunuza gidiyorsa yapın arkadaşlar, devam edin. En azından ya yorum yapacaksanız yapın ama kalkıp da yok çok konuşuyorum boş konuşuyorum. Ya ben çok konuşmuyorum, orada en azından bir şey anlatıyorum size. Ya anlayan anlıyor bunu. Çünkü neden? Hani ben boş konuşmuyorum orada. Bir şeyi anlatıyorum. Ha bir gün başınıza gelir, o an anlattığım konu karşınıza çıkar. Size faydası olur. Ben hani keyfi olsun diye, iş gırgır olsun diye anlatmıyorum. Yani size bir şeyler gösterebilmek için, benim haddime değil bir şey göstermek ama en azından bir faydası olur diye düşündüm. Yani küçük bir faydası olur belki. Çünkü ileride ne olacağımız belli olmaz yani. Yani elinizde bir tane iğne olur. Saklayın abi, saklayın, bir kenara koyun. Lazım olur bir gün, bir taraf sökülür, dikersiniz. Yani bu yönden düşünün, olumlu yönden düşünün. Herkes kötü yönden düşünüyor, ben anlamadım. Yani ben konuştuğum bir şeyler varsa kesinlikle boş konuşmuyorum. Yani en azından sizin faydanıza konuşuyorum. Ama tabii sizin işinize gelmiyor. Anladım. Yani bazı arkadaşlar diyor ki ver numaraya git diyor. Ya ben sizin şeyiniz değilim arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Neyse. Bu birinci koşudan itibaren İstanbul yarışının en azından yorumunu yapayım. Hiç şeyimizi de yapmayayım. Bakın şu an saat kaç biliyor musunuz? Şu an saat tam 1'e 10 var. Yani ben bunları yayınlatmam herhalde 1.30'u geçer. Yani uğraşıyorum. Yani bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Hani sizler de biraz saygı gösterirseniz sevinirim. Ben kızmıyorum kimseye. Ha, yorum yazanları inanın engelliyorum. Haberiniz olsun. Sonra Levent ahva çekmeyin. Fark etmez kim olursa olsun. Birinci koşu saat 14'te 3 yaşlı İngiliz'in şartlı 4 1900 metrelik çim koşusunda ben öncelikli şansı en azından böyle bir uygun grup bulmuşken Binolu Kuyumada Grande'yi kazanmasını bekliyorum Özcan Yıldırım ile. Yani ben normal şartlar altında bu yarışı bu atın kazanması gerekiyor. Ama Özcan Yıldırım bugünlerde sallanıyor. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama bakarsanız bugün Özcan Yıldırım bir dönüş yapar, bir sinyaller yakar bugün. Çünkü elinde çok güzel bir sermayeli at var. Yani bence umarım bunu değerlendirir, yarışı kazanır. Ama illa burada bir terslik olursa da o zaman 4 olup Poker Face'i de ilave edebilirsiniz Ayhan Kurşun ile. Ama ben yine de bir nolu kuyumada Grande'ye güveniyorum. Ben size tek olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi illa at yazacaksanız 4'ü yazın. Yani o tamamen sizin tercihinize bırakıyor. Gelin günün ikinci koşusuna 2 yaşlı İngiliz'in şartlı bir Bolt Pilot adına düzenlenen 1000 metrelik çim koşusunda 11 safkan var. Evet, en sonunda bizim aktör Bolt Pilot bile sinemalara çıktı zaten. Bunun adına düzenlenen bu koşuda iyi bir safkan. Yani en azından ben bu safkanın yarış hayatı boyunca yani birinci koşusundan itibaren bütün yarışlarını seyretme imkanı buldum. Yani en azından bunu da söyleyeyim. Ama 2 yaşlılığındayken bu Bolt Pilot'ın belası vardı. Beratta diye bir at vardı. Şerafettin Gedik'lere ait bir at. Şerafettin Gedik'in de evet. Beratta diye bir at vardı. İnanın Beratta her seferinde geçiyordu bunu. Ya yani öyle söyleyeyim. Hani 2-3 yarışmanı arka arkaya hep geçti Taylan'dayken. Sonra Bolt Pilot onu bir geçti. Bayağı bir sürpriz oldu. Ganyan'ın çok yüksek bir Ganyan da geldi Bolt Pilot. Ondan sonra Bolt Pilot sürekli geçmeye başladı. Ondan sonra zaten şampiyonluğunu ilan etti yani.
Ama dediğim gibi ilk aylarında ilk birkaç yarış Berat'ta bayağı bunu yani her yarışında geçti. 2-3 yarış o üst üste geçti. Ondan sonra bok bayrağı işi çözdükten sonra da kazanmaya başladı. Gelelim bugünkü koşuya. Burada kimleri tutuyoruz? Burada 8 nolu Ontario. Bir Kaneko temsilcisi İçman Çizik'le start alacak olan Safkan. En azından idman olarak bayağı iyi bir durumda. Bayağı da hazırlık yapmış bir isim. Ben de bu Kaneko Taylar'ı zaten ayağına çabuk Safkanlar. Yani ilk yarışlarında bile yarışları bir anda adapte olup yarışı kazanabiliyorlar. Ben de bir ilk şansı bu 8 nolu Ontario'ya vereceğim. En azından hazırlıkları bayağı iyi olduğu için. Daha sonra 11 nolu Mamacita Bonita. Vallahi olsun böyle bir isim bulmuş ya bu kurtarlar sürekli. Burada kurtellerin kaç tane atı var? En azından buna bakayım. Bir yarışta çünkü dikkatimi çekti. 3-4 tane atı var. Hiçbirisi ekürü değil arkadaşlar. Yine Ali Cengiz oyunu başladılar bunlar. Demek ki bunların sağ solu belli olmuyor. Burada bakalım. Evet bu şu anda ekürüsü, gizli ekürüsü yok. Demek ki öteki koşuda. 11 nolu Mamacita Bonita'yı yazacağız. En azından hazırlık olarak iyi. Ahmet Çelik'le zaten Ahmet Çelik böyle kurtellerin bir tane kısırına böyle veya tayına böyle yapışmışsa bilin ki o attan bayağı şeyler var. Ben de zaten o yüzden iyice bir bakayım dedim bu safkana. Bayağı da güzel hazırlıkları olduğu için de 11 nolu Mamacita Bonita'yı yazacağız. Ve sonra da 1 nolu Dark Side. Halis Karataşlar en azından hazırlık olarak değil bir mendil temsilcisi. Yazalım arkadaşlar. 8, 11 ve 1 nolu safkanlar bence ilk etapta yazılması gereken isimler. Normal şartlar altında bu 3 safkanın dışında biraz zor çıkar gibi görüntü var. Ama daha yarışı at yazalım derseniz de o zaman 3 nolu güvene güveneceğiz arkadaşlar. Çünkü bu güvene güvenmesek o zaman güvenmez isim mutlakalarda. Demek ki güven diyor. Bir bildikleri vardır. Bir popüler Diamond temsilcisi Akın Sözen'le de en azından işleri fena değil. Hazırlık olarak da iyi. Kuponlara yazalım ve sonra da 6 nolu Krem Şanti. Vallahi olsun pasta isimleri var. Her şey var yani. Bu da Doktor Fang temsilcisi Ayhan Kurşun'la koşacak olan bu safkanda en azından hazırlıkları fena değil. İyi bir hazırlıklara sahip olan bir isim. Yani geniş oynayanlar için bence ideal bir isim olur. Hem de sürprizli bir isim. Gelelim günün 3. koşusuna 4 ve yukarı yaşta İngiliz'in kısa vadi 7 dişlere ait Nuri Dürüst adına koşulacak 2000 metre eksentrik yarışta 6 safkan var ama gerçekten birbirinden çekişmeli bir yarış olacak görüntüsü var. Yani şu 6 atın içinden hangisini dışarı bıraksak derseniz Allah zor derim ben de. Çünkü 6'sında hemen hemen gelir var. Ben öncelikli olarak 1 nolu Blancard. Kocaeli'deki yarışı kesinlikle ölçü almayayım bu safkan. Hiç kum koşmamıştı. O gün bence galop niyetine koştu bu yarış için. Yani çünkü ben de o gün hatta yorumda yaptım. Bu safkan hiç kum koşmamış. Sentetik çim. Yani İstanbul'un dışına çıkmamış bir safkan. Kocaeli demek ki belki öylesine gezinti olsun. Bir bahar havası alsın. Bir kır görsün diye herhalde götürdüler. Dediğim gibi Blancard'ı yazacağız. İlk safkan. Bence tek ciddi rakip gözüken son formda işleriyle Ahen Kurşun'la koşacak olan 3 nolu Molto Bere bence en ciddi rakip olur. 1-3 normal kuponlar için bence yeterli ama dediğim gibi genişletirsek işler karışır. O zaman ilk önce 6 nolu Sensiz mi? Daha sonra 2 nolu Malones'i yazacağız. Eğer biraz daha yazmak isterseniz o geri kalan 2 ismini yazmak zorunda kalacaksınız. Ama dediğim gibi burası çok tehlikeli bir ayak. Onu da belirteyim. Ama her şeye rağmen 1 ve 3 nolu safkanlar bende ön planda. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan'da ilk ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 2100 metre çim koşusuna geldiğim zaman da ben burada öncelikli olarak 9 nolu Onatkan. Bu safkan gerçekten iyi bir form yakalamış. Son iki yarışında zaten bunu da gösterdi. Bir birinci, dördüncülük. Bugün yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bomboş kilosuyla Ali Kaşmaz'la bence iyi şanslı isim. 13 nolu Beyaz Adam. Ben geçen yarışında sürpriz halindeyken çok çok güvendim ama geldi fotoda yarışı kaybetti. İşte şanssızlık. Adem Aslan'la yine bomboş kilosuyla ben yine bugünün iddialı ismi olacak diyorum. Tabii o gün gelse daha iyi olacaktı. Sürprizdi. 13 nolu Beyaz Adam'ı yazacağız. Daha sonra 12 nolu Duşan Bey, Onur Kan temsilcisi İsmail Dinar'la en azından güzel bir performans yakalamış, iyi bir form yakalamışken bu safkan bugün de kuponlara yazalım. 12 nolu Duşan Bey, daha sonra 8 nolu Aslan Sütü, Kafkas'ın nadide taylarından birisi. En sonunda son yarışını güzel kazandı. Bugün yine iddialı ismi olur Danyal Kaya ile. Ve son olarak da 2 nolu Kral Onur. 4 yaşlı olan, burada kaç tane 4 yaşlı var? 1, 2, 3 tane var. Bu 2 nolu Kral Onur da biraz rakipler onunla biraz kilolu olsa da Mehmet Kaya'la zaten son yarışı kazanmış çok formda bir isim. Kuponlara yazalım arkadaşlar. 9, 13, 12, 8 ve 2 nolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan'da ikinci ayağı olan 4 yaşlı Arapların handikap 14 2100 metrelik sentrik yarışında 18 safkan var. Ben burada bir riske gireceğim artık. Başka çare yok. Yani risksiz oyun olmaz arkadaşlar. Bunu ben baştan söyleyeyim.
Ama ne yazık ki kurtellerin atıymış bu. Ben inanın, neyse sonra da baktık ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bugün 16 nolu kargoyu Nevzat Avcı'yla sizlere banko olarak öneriyorum. Bir riske gireceğim burada. İnşallah bir trafik sıkıntısı yaşamazsa bugün bu safkanın ben potayı önde geçmesini bekliyorum. Hazırlık olarak da iyi, form olarak da iyi, çalışma olarak da iyi. Şu anda bütün şartlar iyi gözüküyor. Ama tek dezavantaj var. Yarışın kalabalık oluşu, yani herhangi bir trafik sıkışıklığına gelirse fark etmiyor. Hepimizi yakar valla. Hani kimi yazarsanız yazın, yani öyle bir sıkıntı bugün maalesef var. Çünkü biraz da istikrarsız safkanlar olduğu zaman, çünkü bazıları önde kendine yer alıyor, bazıları dışına alıyor, bilmem ne alıyor. Bir anda içeride kalıyor, kapanıyor. Zaten sarı silik bir fark. Yani 2 saniye bir kapansa gitti, yarış bitti yani. Ama her şeye rağmen 16 nolu kargoya tek atacağım arkadaşlar. Ben de sizlere tek olarak öneriyorum. Günün 6. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin Grup 3 Sadun Atı adına koşulacak 2200 metrelik çim koşusunda ben burada 1 nolu Anadolu Aslanı Akın Sözen'le start alacak olan bu safkan en azından performansı iyi, derecesi de iyi çıkınca, hazırlıklar da iyi olunca ben 1 nolu Anadolu Aslanı ilk şahsı vereceğim. Daha sonra 6 nolu Stark, bir Kardinal Pioneer temsilcisi Alice Karataş'la start alacak olan bu safkan da son 2 yarışında güzel bir yarış kazandı. Ben bugün de yine iddialı ismi olarak veriyorum. Zaten bu safkanın geleceği açık, bir hazırlıklar olarak iyi, çalışma olarak da iyi. 6 nolu Stark yazacağız. Daha sonra 8 nolu Shotik. Herhalde böyle okunuyor. Shotik. Bir Azarak temsilcisi İşman Çizik'ten en azından iyi bir performansı var. İyi hazırlıklarla kupona yazacağız. 12 nolu Strong Point. Benim dediğim yer burası. Ha. Kurtellerin atları burası. 12 nolu Strong Point. Bir Invincible temsilcisi Nevzat Avcı'ya start alacak olan bu safkanda 2 yarış koştu. İkisini kazanmış bir isim. Yine bir kurtel harasından bir isim. Yani Emin adına koşuluyor. Bakın burada kurtellerin kaç tane atı var. Ben size en azından onu söyleyeyim. 12 nolu Strong Point. Kurtellerin atı. Başka başka başka. 7 nolu White Ghost. Kurtellerin atı. 5 nolu Sea Breeze. Kurtellerin atı arkadaşlar. 3 tane atları var. Ve üçü de hiçbirisi de ekürü değil. Yani bunlara ne diyeyim ben şimdi? Ben ağzımı açsam bir gün karşılaşırız diye korkuyorum. Ama siz konuşun arkadaşlar. Yani bu ayıp değil mi? En azından üçünü ekir yapsam, bir çarpı atsak üçü birden. Yani seyirciler de, oyuncular da biraz faydalansa ne olur yani. Yok neymiş, birisi faul yaparsa da yok geri alacak. Ya bu ben bir kere gördüm. 30 yılda bir kere oluyor bu olay. Yani bir kere daha olsa ne olur ya? Neyini kaybedeceksin sen? Gazi yarışı mı bu? Alt tarafı bir yarış ya. Neymiş? 165 bin liralık yarış. Grup 3 yarışı. Ya bu kadar da aciz olmayın. Bir de lafa geldiğinizde büyük atçısınız. Amerika'dan dünyanın parasını veriyorsunuz. At getiriyorsunuz. Ama böyle aciz aciz işlere kalkışıyorsunuz. Tabii bizim maşallah televizyondakiler dedi. O diyor kurtarlar haklı diyor. Bunu yapmak haklı. Onlar da ben de anlamıyorum. Neyin şeyini yapıyorlar. Ben de çözemedim. Ya biraz da oyuncuya yönelik bir şeyler yapın. Oyuncuya kendinize yönelik değil yani. Neyse. Ben nerede kaldım? 12 nolu Strong Point yazacağız. Son olarak da 11 nolu Maça Kızı. Bir Torak temsilcisi Ahmet Çelik'le en azından çok iyi bir performansıyla iyi hazırlıklarla kuponlara yazacağımız son isim. 1-6-8, 12 ve 11 nolu safkanlar benim bu 6. koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 7. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir Bolt Pilot'ın diğer bölünen yarışı olan 1000 metrelik çim koşusunda ben 1 nolu Anus Mirabus, bir Zebedee gibi çok iyi bir aygırın tayı olan bu İngiliz bir aygır Gökhan Kocakaya'yla iyi hazırlıklarla ben iyi şansımı safkana vereceğim. Daha sonra 3 nolu Icebreaker. Bir Nativan temsilcisi Vefa İbrahim aracılara ait bir safkan. Zaten bu aracı ekürleri hazır olmadan taylarını yarışlara sokmuyorlar. En azından bunda bilgisini vereyim ben. Hazırlıkları da iyi. Bir Nativan temsilcisi sonuçta kalite bir isim. Bence kuponları yazacağız. Ve sonra 9 nolu Bowyer. Lüks Or temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda İzzet Aksoylara ait iyi hazırlıklara, yani İzzet Aksoylara ait derken bunu anlatmıştım. İyi bir ekürü, en azından yatırım yapan bir ekürü. Bayağı atlara yatırım yapıyor. Amerika'dan da getiriyor, her yerden de at getiriyor. Bu tay da fena değil. Çalışma olarak da iyi, hazırlık olarak da iyi. O yüzden 9 olan Bow etti de kuponu yazacağız. 1-3-9 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer bu ayarda genişletmek isterseniz 2 nolu Bianco, Nişman Çizik'ten ve son hafta 5 nolu Matigom, bir Last Exit temsilcisi olan Ayhan Kurşun'a start alacak olan bu safkanda hazırlık olarak da kuponlara yazmamız gereken son isim budur. 1-3-9 öncelik, daha sonra 2 ve 5 nolu safkanlar. Günün 8. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 16 1500 metrelik sentlik yarışına geldiğim zaman da normal şartlar altında ben bu yarışı 5 nolu Azmontor'un kazanmasını bekliyorum. Son güzel performansını da kazandıktan sonra da hazırlıklarını hiç aksatmadan devam etti. Bence bugün de uygun bir grup arada, o grubu da buldular.
Özcan Yıldırım'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Eğer ikinci banko arayışınızda varsanız bence 5 nolu az montör ideal bir banko adayıdır. Ama ileride at isterseniz rakip arayanlar için de o zaman 6 nolu Miss Perfect güzel bir performans yakalamış. İçman Çizik'le iddialı isimler arasında. Ve son olarak da son yarışın gerçekten çok mükemmel koşup az farkla kaybeden 7 nolu White Ocean'da Ali Kaçmaz'a da yazarsanız bu aya bence geçersiniz. Ama dediğim gibi 5 nolu Safkan ben de bayağı ön planda, bunu da belirteyim. Günün son koşusuna geldiğimiz zaman 3 yaşlı Arapların Grup 2 Kazım Karabekir adına koşulacak olan 1200 metrelik çim koşusunda biraz kalabalık 18 safkan var. Burada ben her şeye rağmen kalitesini ispatlamaya başlayan 3 nolu Bosna Ersek bir Özgür Han temsilcisi Gökhan Gökçeri ben şansı veriyorum. Bu safkan son 3 çim yarışının 3'ünü de kazandı. Yani çimdeki bütün yarışları kazandı. Bence yine bugünün en şanslı, en iddialı ismi olur. Hazırlıkları olarak zaten yine mükemmel, kusursuz bir hazırlığı var. Daha sonra 12 nolu Kubilay Bey, bir 6A temsilcisi olan bu safkan Gökhan Kocakaya'yla. Bu safkan da 2'de 2 yaptı çimde. Bugünün yine şanslı ve iddialı isimlerinden birisi olur. Her geçen gün aşama kaydeden bir safkan. Daha sonra 13 nolu oğlum Fatih, bir uçan oğlu temsilcisi Halis Karataşan'la. En azından bu Cem Kartallar gerçekten çok iyi bir yatırımlar yaptı. Yani Arap'ta, İngilizler'de iyi atları var. İyi yetiştiriciliği var. En azından iyi eğitimleri var. Bence bugün de hakkını alabilir bu safkan. Kuponlara yazmamız gereken bir isim olur. 13 nolu oğlum Fatih ve son olarak da 8 nolu İshak Bey. Bir Ayabakan temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan da en azından iyi performansı, iyi durumuyla kuponlara yazmamız gereken son isim olur. 3, 12, 13 ve 8 nolu safkanlar benim son koşu için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dilimizde. Hoşçakalın.